Evet kıymetli kardeşlerim. Şey de geçen ilk bir defa kaçmıştı. Bunu gördüm kaçarken. Ama bunu yakalayamadım. Yakaladığım başkasıydı. Bu bal katı. Ne kadar kaçmış? Yeni anı, yani çıkan anarı yumurtlamaya başlamış mı bilmiyorum. Bir beraber bakalım isterseniz. Bu bal katıydı zaten. Bakayım nasıl doldurmuşlar. Ya maşallah gene iyi. 20 kilo vardır. Yine iyi. Arı kalabalığına bakacağım. Yani çok arı kaçmış mı, kaçmamış mı? Ben acayip üzüldüm. Bakın doğru dürüst arı yok. Doğru dürüst arı yok. Yani bu bal katını doldurdukları da önceden de tahminim. Yani doldurucu bir kalabalıklık yok. Bir de çıkan yeni çıkan anarı çiftleşmeye daha gitmediyse, hava şartlarından olsun efendim söyleyeyim, geri gidip de gelmediyse o zaman iş kötü. Yani yumurta yoksa zaten 3 hafta sonra, 3-3,5 hafta sonra arkadan yumurta gelmezse burada bal var. Arkadan yumurta gelmezse, yavru gelmezse 3-3 hafta sonra diğer normal arılar öldüğü için o kadar yaşıyor zaten. Ondan sonra bu kovanda sönme olacak. Arkadan gelen yumurta yok çünkü. Evet, yukarı bal katı dolduğu için artık buraları bal doldurmaya başlamışlar. Bakınız. Bu sene maşallah bal akımı çok güzel. Havalar çok güzel gittiği için ıhramurlar da çok acayip açtı. Böyle şimdi yumurta var mı bakacağız. Yumurta varsa tamam. Her şey yolunda. Yumurta yok ise o zaman sıkıntı var. Anarayı da arayacağız tabi. Yani anara da hemen duvar doğmaz. Çiftleşme hazır olmuyor ki. İlla bir zaman geçmesi lazım. Anarayı da görebilirsek yine. İşte şunları, bu anar yüzüklerini bazen öyle bir yerlere yapıyorlar ki mesela şu korna peteklerin şuralarında açık olduğu zaman saklıyorlar. Üstüne de çıkıyorlar sen bakarken. Bir şey de göremiyorum ama. Göremedim mi, kaçırdım mı tamam. Artık gitti. Sanki yumurta görür gibiyim ama. Şöyle şunu güneşe bir tutamadım. Karanlık oldu, hiçbir şey göremiyorum. Tabi ilk yumurta atmaya başladığı zaman hemen böyle 100-200-500 tane atmıyor. İlk birkaç gün başladığı zaman 3'er 5'er diye başlıyor. Ondan sonra çoğalarak gidiyor. Attığı yumurta. Lakin hiçbir şey yok. Doğru, hiçbir şey yok. Anarı da işaretlemediğim için tabi onu da görmesi artık şey meselesi. Ne diyelim, şans meselesi. Yoksa bazı anarlar hiç kendini göstermiyor. İşaretlememizin sebebi de o zaten. Çabuk bulalım, çabuk görelim diye. Yoksa bu kadar arının içinde bir saat anar artık. Yumurta yok. Arı azalmış. Ne zaman yumurtlamaya başlayacak bu? Yumurtluyor abi. Yok. Petekler iyice siyahlamış zaten. Bunlar seneyi değiştireceğim. İki senede bir değiştiriyoruz biliyorsunuz. Bunları eritip arı yavrudan kesilince yenilerini takıyoruz. Baharım zaten o zaman daha çabuk örüyorlar hemen, kabartıyorlar.
Yani uğultu da biraz fazla şimdi. Anada çiftleşmeye gitti, gelmedi de olabilir. Yani ara ya çok uğultuyor, uğulduyorsa uğultu çoksa anarı yok demek. Anarının yokluğu uğult atıyor. Bir boşluk yok, bir başları yok. Bir yumurta yok. Ben göremedim. Daha yumurtlamaya başlamamış. Elimde bir tane daha fazladan anarı var o küçük kovanların içinde. 2021'in anarısı. Ne olur ne olmaz diye ayırmıştım geçen videosunu. Gene çekmiştim onu size göstermiştim arkadaşlar. Eğer baktık olmadı bu kovanı söndürmektense o anarıyı buraya atıp artık seneye kadar en azından kış ayıplarını çıkarttırıp sene başında o anarıdan yeni anarlar çıkarttıracağız. Başka çaresi yok. Evet, yumurta yok. Maalesef daha yumurtlamaya başlamış. Belki daha çiftleşmeye bile gitmedi ama takip edeceğiz işte.